Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Uzun zamandır Football Tactics and Glory oynamamıştım. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Biraz da hatırlama sürecine ihtiyacım var. En son ne yapmıştık çok fazla hatırlamıyorum. Devre arasında mıydık? Bir takvime bakalım. Evet, devre arasını geride bırakmıştık herhalde. Transfer sezonu da bitmişti. Şimdi son maçlara çıkacağız. Preston. Rakibin taktiği. Sol forvetleri var. Burayı kapatmamız lazım. Bayağıdır da oynamadım şu an. Kötü de oynayabilirim bilmiyorum. Forvet düzeni iyi gibi gözüküyor. Şunları şöyle değiştirsem. Pası şurası versin istiyorum ki şu pas şuradan sorunsuz geçebilsin. Bu şekilde daha iyi olacak herhalde. Böyle maça çıkabiliriz. Çok fazla düşünmeyeceğim. Yani bir oyuna tekrardan giriş yapmış olalım. Bayağıdır oynamadığım için dediğim gibi. Sol forvetimiz, evet. Artık bir tane sol forvetimiz de var. Kalecinin defansı bayağı yüksek. İçeri mi girsek daha iyi yoksa buraya gidip şut çeksek mi daha iyi? Sol forvetle içeri girmeyi deneyeceğim. Çünkü şu libero burayı kapatacak ben. Buradan top sürmeye kalkarsam. Libero'yu çalımlamayı deneyelim ilk fırsatımızda. Dediğim gibi libero geldi buraya. Şimdi buraya ilerleyeceğim. Aslında şurayı ilerleyip buradan orta da açabilirdik. Şu forveti buraya koyarsam. Merkez forveti. Kalecinin orta kafa gol defansı daha düşük. Şöyle yapalım. Bundan sonra buradan gol arayalım. Daha mantıklı geldi. Şimdi ilk fırsatı mecburen buradan içeriye girerek harcayacağız. 19'a 26. Geçemedik. Ama rakibin defans düzeni bozuldu en azından. Şu hareketi de şuraya geçerek harcayalım. Buradan belki kanon şut da çekebiliriz topu buraya aktarırsak. İlginç. Kontrolü 15. Bizim forvetimizin defansı 18. Belki forvetimiz de topu kapabiliriz. Ya da bununla kapsam defansı 50. Defansı 27. Şöyle yapalım. Biraz riske girelim. Topu kaptık. Güzel. Kontrolü 18. Rakip topu geri alamazsa tehlike yaratabiliriz. Rakibin defans düzeni iyice dağıldı. Topu kapabilmek için defansını ileri çıkardı. Bu oyuncunun defansı çok kötü. Yine gidip bununla topu kapmaya çalışacağım. Çok kötü zar attık şansa ya. Motivasyon kazandık. Sert müdahale yapalım. Motivasyonumuz var. Rakip tabii topu kaptı. Orta açıyor. Orta buraya düştü. Adamın şansına. Bize düşmedi. Rakip topu kaptı. Kontrolü 29. Kırka 29. Kayarak müdahaleyle kaparsak topu bir tur avantajımız olacak. Ama faul de yapma şansımız var. Riske girmeyelim bence. Ben şununla topu kapayım. Biraz defans düzenimiz bizimle dağılmış olacak. Buradan bir tane uzun pas çıkarabilirsem şuralara bir yere düşerse. Güzel, buraya düştü. Kimin kontrolü iyi? Bunun kontrolü iyi. Forvetle topu alırsak
Rakip belki bir foul yapar, bir şeyler çıkarabiliriz buradan. Defans geliyor. Kapamazsa kaptı. Kapamazsa güzel bir şeyler yaratabilirdik orada ama maç da biter burada. İlk yarı biter. İlk yarı verimsiz geçti. O kaptı, ben kaptım, o kaptı, ben kaptım. İkinci yarı ilk atakta gol yemezsek yine bir şeyler yaratabiliriz bir ihtimal. Topu geçirdi yine şanslı. Sol forvet. Tamam, bu sefer aldık topu. Şimdi buradan bir şey çıkarabilir miyiz? Buraya pas versem buna gitme riski var. Kontrolü de çok kötü bir oyuncunun. Neyse bir deneyelim bakalım. Pas buraya gitti. Topu alıp buraya pas vereceğiz. Topu saklayamaz. İbrahim'in kontrolü düşük. Pres yapacak. Üç hamlede buraya gidebiliyorum. Ya da forvetimle topu kapmaya çalışacağım. Sol forvetin defansı kötü. Kapamaz. Bu kapabilir. Kontrolü 15, defans 18. Riske atmayayım, şununla gideyim. Bu maç beraberliğe yatacak rakip ya. Topu bir onlar alıyor, bir ben alıyorum. Hiç topu saklamayı da beceremedik. Aldıktan sonra. Aha, alamadı topu. Motivasyon kazanmaz umarım. Motivasyon kazandı. Tüh. Bir tane daha aynı hareketi yapabilecek şimdi. Şanslı adam motivasyon kazandı ya. Bu maç böyle böyle berabere gidecek. Bak bir de oyalanıyor burada. Motivasyonu var. Kontrolü düşük. Buradan topu kapsam sonra topu saklamam lazım herhalde. Buradan pas verilmez herhalde şu an. Pas verirsek kaptırırız. Defansları yüksek adamların. 51 defanslı oyuncuları var. Burada topu saklayacağız. Rakibin kapmamasını umacağız. Dakika 80. Rakip kapamazsa belki bir gol çıkarırız. Kaptı. Bu sefer biz motivasyon kazandık da topu uzaklaştıracak. Heh, buraya düştü top. Bir de şimdi gol atar şansa. Oradan ilk çektiği şut gol girer diyecektim de atamadı. Heh, çok güzel. Top bizde. Uzun pas özelliği var oyuncumuzun. Uzun pasla nereye top atabiliriz ama? Dakika 86. Son atak olacak bu. Buraya pas atabiliyoruz. 1, 2, 3, 4. En fazla şuraya top çıkarabiliyorum. Buradan şut çekiyorum. O da gol girmez yani. Burada bir gol pozisyonu yaratamıyorum. Ama en güvenlisi de o olacak. Şimdi başka bir 3 atakta yaratabileceğim bir gol pozisyonu yok. 3 pasta yaratabileceğim. Yani tek yapabileceğimiz bu var. Buradan şut çekmek. Bu da %90 girmeyecek ama ah, girmedi. Kalecide kaldı. Maç biter. 0-0 berabere kaldık. İlk maçımız biraz orta saha mücadelesiyle geçti. Maalesef. İlk atakta orta yapaydık belki bir gol atardık da. Onu başta akıl edemedim. İlerleyelim. Puan durumu 3. sıradayız. Üst lige çıkma şansımız var. Çıkmasak da olur diyordum ben bu sezon. Üst lige çıkarsak zorlanabiliriz çünkü ama ligde de fena değil kadromuz şu an. Şu an 2 yıldızlı rakibe karşı oynuyoruz. 2. sıradaki rakibe karşı. En zor maç bu olacak büyük ihtimal bu sezon. Sağ defans.
Merkez defans, defans, merkez defans. Adamların özellikleri iyi. Şuradan girip orta açabiliriz. İçeriye kat edebiliriz. Orayı kapatmamış. Penaltı alabiliriz sol forvetimizde. Şu maçta yapabilecek en iyi hareketimiz o olur. Adamların sağ defansı, sol defansı var. Sağ forveti, sol forveti var. Şuraya bir tane oyuncu koymamız gerekecek. Buradaki amatör defansı da buraya koyabiliriz. Bunu satmak için oynatıyordum herhalde ben. Çok iyi özellikleri yok çünkü. Aynen, ben bunu transfer sezonu bitmeden satacağım büyük ihtimal ya. 7 aylık kontratı kalmış. En son ne yaptım hatırlamıyorum ama. Bu oyuncuyu 42 bine satabiliyoruz amatör lige. Yarısı şimdi, yarısı sonraki sezon. Fena ücret değil 29 binlik oyuncu için. Satalım gitsin ya. Bir tek yıldızlı oyuncu, yaşı 28. Defansı daha iyi ama. Defansı 27. Bu oyuncunun defansı daha düşükmüş. 20 defansı var. Şutu falan var. Bu da çok gereksiz bir oyuncuymuş. Bunu da satmamız lazım. 32 yaşında satıyoruz oyuncuları değeri düşmeden. 35'lik merkez defans falan var. Bunu satalım gitsin. Bunun kontratını uzatmayacağım. Transfer olarak alabileceğimiz güzel biri var mı diye bakıyorum. Hep tek yıldızlı oyuncular, güzel biri yok. Takımda geliştirebileceğimiz bir şey var mı? Nereden bakıyorduk geliştirmelere? Şurada. Ünümüzü arttırmamız lazım. 45 ün gerekiyor. Neyse. Kadromuzu ayarlayıp maça girelim. Uzun pası var. En azından buradan belki pas çıkarır, bir şey yapar. Rakip güçlü ya, yapacak bir şey yok. Kazanamayabiliriz bu maçı yani. Kazanırsak ne güzel. Buraya pas verip içeri girmeye çalışacağız. Çok fazla yapabileceğim bir şey yok bu takıma karşı. 5 tane defansı dizmişler yan yana. Kalecileri kötü. Kalecileri kötü olduğu için belki bir gol atarız. Deneyelim bakalım arkadaşlar. Karlı hava. Penaltı yapma şansları da artacaktır karlı havada. Sol defansla buraya inip ya içeri gireceğiz, penaltı yaptırmaya çalışacağız ya orta açacağız. Orta açarsak 21'e 42, rakibin kontrolü yüksek. Defansıyla kontrolü neredeyse eşit. İçeri girersek bunun defansı 23'e düşüyor. Bizim kontrolümüz 19. Neredeyse %50 ihtimalle penaltı yapacaklar. Bence içeri girelim. Penaltıya zorlayalım rakibi. Topu kaptı. Penaltı yaptıramadık. Ama en azından şu aralığı açtık. Yok, açamadık. Neyse. Son turumuzda ne yapalım? Şey yapmayalım. Sırayı bitir diyelim. Ya da defans. Şu forveti şuraya alalım. Yok, kalsın o da. Sırayı bitir. Penaltı alabilirdik yani. Rakip forvetini buraya kaçırdı. Uzun pasla oraya geçmeye çalışacak. Çok güzel. Pasını kestik. Bir turunu harcamış oldu. Topu buraya iletebildi. Bu oyuncunun kontrolü çok düşük şimdi. Bu oyuncudan topu büyük ihtimal kaparız. Bunun defansı 50. Burada defansı yüksek oyuncuları barındırmak avantajlı oluyor bu şekilde. Topu kaptık. Şimdi topu şuraya iletirsem bu oyuncu bu topu kapar. Defansları düzene girmiş olur. Defansları düzene girsin istemiyorum. O yüzden pası şuraya vereceğim. Topu kaptı. En azından defansları allak bullak oldu. Bir de bu kaleciyle karşı karşıya kalmış oldu. Şimdi süreye oynuyor herhalde. Süreye oynuyor. Topu köşeye çekti. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Şu defans, bek
hızlı ileri çıkabiliyor. Burada hızlıca ileri çıkıp topu kayarak kapabilirsem bir tane gol pozisyonu yaratabilirim. Şuradan bir tane kontra yeme şansını arttıracağım. Daha sonra boyuncuya top gelirse şu kareyi boşaltmış olacağız. Riskli bir hareket yapıyorum aslında. Ama bir tane gol çıkarma şansımız olduğu için şimdi buradan kayarak müdahaleyle, ama kar yağıyor ya. Normal top kapmayı yapacağım o zaman. Topu kaptık. Şimdi kaptırırsak sıkıntı. Ama bunun da kontrolü çok yüksek. Çok güzel be. Bu oyuncuyu seviyorum işte ya. Kontrolü de çok yüksek. Şimdi bu da topu kapamazsa buradan bir gol çıkaracağız. Ama topu kaptı. Şimdi biz de geri kapacağız. Yine gol çıkaracağız burada. %50 şans topu geri kapmamız. Kaptık. Çok güzel. Şimdi buraya pas verirsek geçmez. Havadan pas verirsek kaleci alabiliyor. Şuraya girip bunun şutu nasıl? Şutu çok kötü. Topu kaptık da çok kötü yerde kaldı top. Orta açacağız. Başka yapacak bir şey yok. Pası da çok kötü bu oyuncunun. Topu kaptık da kapmasak da olurmuş. Havadan pas denesem şuraya düşer mi acaba ya? Öyle bir şans olur mu? Deneyelim hadi lan. Havadan pas. Buraya düştü. Defans buraya indirdi. Olmadı. Top da boşta kaldı. Dakika 42. Neyse, buradan gol çıkaramaz herhalde. Ah be, topu kesiyorduk az kalsın. Eyvah. Kaleciyle karşı karşıya bıraktı adamın. Adamın o dandik özelliği karlı havada tuttu. Biz yapsak tutmaz. Ben burada kayarak top kapmayı yapsam kırmızı kart görürüm. Adamın dandik özelliği tuttu oradan. Pası geçirdi bir de bir ya. Böyle bir şans yok ya. Bu maç benim hakkımdı ya. Buradan şut dener, bu da gol girer şimdi. Vallahi giriyordu az kalsın. Kalecide kaldı. Adamlardan bal akıyor. Bal. Lan topu da çık. Kaleciden topu da çıkaramayan adam gibi. Ben buraya verip uzun pas denesem forvetlerinde kalır, bir daha gol yeriz. Ama şu an gerideyiz. Riske gireceğiz yani. Buraya düz bir pas vereyim. Deneyelim hadi. Deneyelim lan. Uzun pas. 4'e 1. Bizde geç. Ha, geçti. Ha, 2 tur hakkımız var. Buraya verdik. Buradan şut deneyeceğiz herhalde. Yapacağımız başka bir şey yok. 3. 3 vurduk. 3. Şimdi yine buradan gol deneyecek. Bu sefer atar. Adamın şutu da işte, kaleci 2 atıyor. 56 defansı var. Kaleci zar ata ata 2 attı. Motivasyonu adamlardan bal akıyor. Arkadaşlar olmadı mı olmuyor yani ya. Bazen böyle her türlü şanssızlık bizi bulabiliyor. Bari bunu gol yapalım da. Penaltı deneyeceğim ya. Penaltı deneyeceğim yani şu an. Ha, 15'e 14. Adamlardan yeminle bal akıyor. Olmadı mı olmuyor. Ha, topu kaptık. Ama dakika 74, yani buradan kapsan ne yazar? Rakip kapanıyor şimdi. Ha, bu pası kesebiliyorlar mı ya? Pas şu kareden mi geçiyor? Bu kareden geçmiyor mu? Öyle bir saçmalık. Aa,
Valla yürüyeceğim ben de ya. 3 turum var. Yürüyüp gol atacağız artık. Ne yapalım? Buraya yürüyeceğim sonra. Pozisyon değiştirirsek topu kapıyorlar. Buradan şut çeksem 20'ye 27. Bu adam şut çekse nasıl olur? Deneyelim hadi lan. Yine 20'ye 27. Bir şey değişmedi. Ha, gol attık. Ama dakika 82. Şuradan bir topu kaparsak bir şey yapabiliriz belki. Ha, forvetlerini çıkardım. Topu kapamadık. Rakip süreye oynuyor ha. Ya oradan gol atacaktı bir de utanmadan. Forvet içeri girdi. Ya buradan nasıl gol atabiliriz? Gol atabilecek turumuz yok yani. Pası buraya... Buna pas versem buraya... Yok. Pası şuna isabet ettirmemiz lazım ya. Başka gol atma şansımız yok. O da imkansız. Buradan gol çıkaramıyoruz. Şunun uzun pas özelliği var. Bunu versek bir pas. Bir şeyler deneyeceğim yani. Şuna bir pas vereyim. Uzun pas içeriden geçmiyor mu? Ya aha, yanlış tuşa bastım. Neyse. Maç bitti, yapacak bir şey yok. Hatalı oynadık. Zaten buradan gol atmam zordu da. Çok şanssız bir maçtı arkadaşlar. Takımı güçlendirmemiz lazım. Yapacak bir şey yok. Sol forvetimiz gelişecek biraz daha. Sol forvetimiz gelişince o adamdan ümitliyim ben. Güzel gol pozisyonları yaratacaktır. Evet. İbrahim'e transfer teklifi geldi. 80 bin. Satalım mı İbrahim'i bilmiyorum. İbrahim'i satsak yerine oynatabileceğimiz biri var mı? Yok. İbrahim kalacak o zaman. Pas özelliği olan başka bir orta sahamız yok. Daha önce transfer edersek o zaman satabiliriz. Altyapıdan 19 yaşında Burak varmış, 21 şutu olan. Onu biraz oynatmamaya başlamamız lazım. Onu iyi geliştirebiliriz oynatırsak ara ara. Ona arada bir şans vermemiz lazım. Kar yılı satacağız çünkü bunu da. Emekliliği yaklaşıyor. Biraz idare etmek için kullanacağız tabii de. Kontratlara bakalım. Bu seneden sonra satacağız bunu da mecburen. Çok fazla değer etse erken satalım diyecektim de. Dawson'ın kontratı bitiyor. Bunu uzatmamız lazım. 29 yaşında. 114 bin değeri var. Ward var bir de. Bunu da uzatmamız lazım. Bu da 26 yaşında. Defansı çok iyi. En yüksek defansı olan oyuncumuz. Bu ikisini uzattık mı zaten paramız bitiyor. Paramızı sıfırlıyoruz. Neyse. Transfer döneminin son günü. Onların kontratını yenileriz. Ben bu bölümü burada sonlandırıyorum arkadaşlar. İki maç yapıyorduk her bölüm. Bu seride. Bugün de iki maçımızı tamamladık. Maalesef bir maçı berabere kaldık. Bir maçı yenildik. Çok verimli geçmedi. Ama uzun zamandır oynamamıştım zaten. Bir ısınma olmuş olsun bu da bizim için. Bundan sonra arkadaşlar 4. sıradayız. Üst lige çıkıp çıkamayacağımızı göreceğiz bu sezon.
Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.